evde oturuyorum. Akşam saatleri böyle. Beni telefonumda kayıtlı olmayan bir numara aradı. Açtım. Kimsiniz dedim. Ben dedi Salih. Bilal sen misin dedi. Evet benim dedim. Siz kimsiniz dedim. Buyurun dedim. Ya dedi ben Cemal'in arkadaşıyım da dedi. Beni sana yönlendirdi dedi. Ben dedi bir kızla görüşüyorum dedi. Instagram'dan tanıştık dedi. Yaklaşık bir buçuk ay oldu dedi. Arkadaşız şu an dedi ama ben ciddi düşünüyorum dedi. Kız sizin okulda okuyormuş dedi. Sen dedi çevren genişmiş dedi. Cemal'e sordum tanıyamadı dedi. Ya dedi kızla ilgili kızın hakkında bilgi alacaktım dedi. Acaba dedi bir görüşebilir miyiz dedi. Yani ben oradan bakıldığı zaman nüfus müdürüne falan mı benziyorum kardeşim? Nasıl bir bilgi istiyorsun? Belki ben de tanımıyorum. İyi de dedim hocam ben tanıyor muyum? Tanımıyor muyum? Hani ayrıca hani kızın hakkında bilgi vermek yakışır mı? Hoş karşılanır mı böyle bir şey falan? Ya dedi kötü bir niyetim yok dedi. Sorabilirsin Cemal'e dedi. O beni tanıyor dedi. Ben iyi bir insanım dedi. Sadece dedi sevgilisi var mı? Düzgün bir kız mı? ilişkisi olmuş mu? Bunları soracağım hocam dedi. Öyle çok takılmana gerek yok dedi. Bir yüz yüze görüşelim seninle dedi. Gelin mi yanına dedi. İyi tamam gel dedim. Kapattım telefonu. Cemal'i aradım. Sinirlendim. Cemal ne oluyor amına koyayım dedim. Beni dedim Salih diye bir çocuk aradı dedim. Aa dedi kanka ya söylemeyi unuttum dedi. O benim arkadaşım da dedi. Çok iyi bir çocuktur dedi. Tanısan seversin dedi. Onun dedi Instagram'dan tanıştığı bir kız varmış dedi. Kız da dedi bizim okulda okuyormuş kanka dedi. Sen dedi çevren geniş oğlum sen tanırsın dedi. Çocuğa dedi bir yardımcı oluver be dedi. Oğlum dedim belki tanımıyorum kızı. Ya dedi bulursun sen bir yolunu yap bir güzellik dedi. Hem dedi bak çocuk zengin bir çocuk dedi. Hani dedi, yardımcı olursan dedi seni de görür yani kardeşim dedi öyle bir çocuk dedi. Merak etme dedi. Hani bedavadan iş yapmayacaksın dedi. İyi tamam dedim bir daha bana sormadan böyle işlere girişme dedim. Ee, kapattım telefonu. Çocuk geldi tanıştık el sıkıştık falan oturduk. Salih dedi ki Gel dedi buram bak dedi ben dedi internetten tanıştım yani instagramdan tanıştım. DM'den sohbet ettik muhabbet ettik arkadaş olduk dedi. Kızdan da hoşlanmaya başladım. Yalan yok dedi. Ciddi düşünüyorum dedi. Ama kızı tanımıyorum tam olarak dedi yani. Kimdir? Necidir? iyi bir kız mı? Kötü bir kız mı? Ortam kızı mı? Temiz bir kız mı? Erkek arkadaşı var mı? Başında belalısı var mı? Bunları öğrenmeye geldim aslında dedi. Sana dedi şöyle göstereyim dedi. Kızı bir göstereyim dedi. Bak dedi resimlerine. Kızın resimlerini gösterdi. Kızın Instagram profil resmi yok. Profilinde bir tane resim paylaşılmamış. Ama... Çocuğa özel olarak eee... DM'den atıyor. Baktım. Bu arada resimlerin hepsinde iki kişi var. Hepsinde. Ne alakaysa. Hani ben şey sanıyordum işte hani bir tane güzel bir tane çirkin kız var. Ee, solda Buse diye bir kız var. Güzel bir kız. Biz kızı o sanıyorduk. O da onun arkadaşıdır herhalde diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. İlerleyen zamanlarda anlayacaksınız. Beyler şöyle videoyu çok tatlış bir bölüyorum. 1000 liralık bir çekilişimiz var kaba sakal sponsorluğunda. Biliyorsunuz 100.000 abone olmak üzereyiz ve yılbaşı yaklaşıyor. İkisine özel bir çekiliş. 1000 liralık bir ödül havuzumuz var. 10 tane 100 TL dağıtacağız. Katılmanız için son 3 gün kaldı. Katılırsanız mutlu olurum. Bu arada 100.000 abone oluyoruz. Abone de olursanız sevinirim. Çekiliş sonuçlarını Instagram'da duyuracağım. Hepinize bol şans. Yani dedim hocam çıkartamadım ya dedim. Ben tanımıyorum galiba dedim. Ha dedi yapma reis dedi senin dedi çevren genişmiş dedi. Bak dedi sen bana bir güzellik yap dedi. Araştır bunu dedi. Bul dedi. Ben de sana bir güzellik yapayım dedi. Benim cidden niyetim kötü değil dedi. Ben kötü bir insan değilim dedi. Bak Cemal'e sor tanır beni dedi. Benim pislikle mistikle işim yok dedi. Ben sadece temiz bir kız mı? Görüşebileceğim güvenebileceğim bir kız mı? Onu öğrenmek istiyorum. Madem durumun ciddi. Tamam dedim. Yedi bela Meryem var. <laughs> tamam mı? Böyle okulun tam böyle Ağa babası yani. Kızların tam böyle ortam kuran ortam kızı yani. Herkesi tanır. Erkek gibi takılır. Herkesle kanki toşkudur. Tanımadığı insan yok. Hemen dedim hocam dedim sen benden haber bekle. Ben seni yolcu edeyim. Ben bir arkadaşın yanına uğrayacağım. Resimleri bana gönder. Ona göstereceğim dedim. O dedi herkesi tanır. Tamam dedi bro gönderiyorum dedi. Resimleri bana gönderdi. Dışarıya çıktım. Aradım Meryem'i. <laughs> Meryem açtı telefonu dedi Vidal dedi hayırdır bu saatte niye aradın dedi işim mi düştü bana dedi Ya dedim evet biraz öyle oldu dedim Önemli bir konuda bir kahve ısmarlamak istiyorum sana dedim. Gel de bir görüşelim dedim. Allah Allah dedi. Acaba dedi hangi dağda kurtuldu? Tam bekle geliyorum dedi. Gittim bir kafeye oturdum. Meryem geldi. Evet Bilal sen de dedi. Sen de böyle beni kolay kolay kahve içmeye götürmezsin dedi. Ne oldu anlat bakalım dedi. Anlattım durumu sıfırdan. Bir kız var dedim bizim okulda. Ya dedim çocuklar birbirlerini beğenmişler. Yani bizim çocuk da güvenemiyor yollu bir kız mı, ortam kız mı falan. Sen dedim bilirsin ya. Hani buralar senden sorulur. Tanıyorsundur. Acaba dedim bana birkaç bilgi uçurur musun? Sana dedim yemek de ısmarlarım. Ayıp ediyorsun dedi. yemeye gerek yok dedi. Aç bakayım dedi. Bakayım kızın resmini dedi. Açtım. Çocuğum bana attı resimlerde hep iki kişi var dediğim gibi. Hangisi dedi? Şu soldaki olan dedim. Güzel olan dedim. Ha dedi. Allah çıkartamadım ya dedi. Allah dedi tanıyamadım dedi. Ama dedi belki dedi bizim arkadaşlardan falan tanıyan vardır dedi. Senin için araştırırım dedi. Ee, sen dedi buna kızın resmini bir yolla dedi. Ben sana dedi bir iki gün içerisinde dönüş yaparım dedi. Vallahi dedim bu iş çöz. Sana dedim bir İskender ısmarlayacağım sözüm olsun. Tamam tamam merak etme dedi. Sorarım soruştururum hallederim dedi. Biraz daha sohbet ettik ben kalktım. Resmini de attım kıza. Sonra işte Salih aradı dedi ne yaptın bro? Söyledim dedim tanımıyormuş dedim ama arkadaş çevresine bir soracak dedim, araştıracaktım. Merak etme dedim. Onun çevresi geniştir, mutlaka bulur dedim. Tamam dedi, sağ olasın dedi. Seni unutmayacağım dedi. Ben de seni göreceğim kardeşim dedi. Eyvallah dedi ilgilendiğin için telefonu kapattı. En son Cemal geldi. Cemal'le biraz tartıştım. Oğlum dedim ben nüfus müdürü müyüm kardeşim? Bana sormadan niye iş yapıyorsun falan? Neyse sonra konuyu kapattık. Her şeyi buna anlattım, ne yaptınız, ne ettiniz. Ertesi güne geçtik. Baktım ki Merve beni aramıyor. Dedim herhalde bulamadı. Ben aradım dayanamadım. Merve dedim son durum ne? Ne yaptın sordun mu? Valla Bilal dedi. Herkese sordum dedi. Kalmadı dedi sordum. Kişi kalmadı. Bir kişi kaldı dedi. Herkese sordum dedi. Kimse bu kızı tanımıyor dedi. Size yalan söylüyor olabilir dedi. Çünkü benim tanımadığım insan yok dedi. Muhakkak dedi tanıyan birisi çıkardı dedi ama çıkmadı dedi. Kimse tanımıyor bu kızı dedi. Allah Allah. İyi tamam dedim. Tekrar dedim senden haber bekliyorum. O son kişiden de dönüş yapsın. Ben de gideyim çocuğa söyleyeyim dedim. Tamam dedi. Kapattık. Aradan böyle bir yarım saat falan geçti. Yok dedi Bilal. Kimse tanımıyor dedi bizim tayfadan ve biz tanımıyorsak o kız bu okulda değildir dedi. En son aradım işte Salih dedim ki Salihçim böyle böyle durup kız sana büyük ihtimalle yalan söylüyor aga bu okulda böyle bir kız yok dedim olsa tanırlardı yüzde yüz dedim bunların ortamı büyük dedim yok dedi öyle bir şey yok dedi sizin okulda dedi, resimleri falan var dedi bu şehirde olduğunu yüzde biliyorum dedi emin misiniz dedi oğlum eminim yani araştırdım baktım yok yani abi dedi bir yanlışınız vardı dedi resimleri var resimleri var dedi sizin okulda atayım bak istiyorsan dedi baktım harbiden de bizim bahçede amına koyayım resimleri var kızın ben iyice paranoy oldum. Sen dedim sen bir gelsene dedim. Çağırdım bunu, Cemal'i de çağırdım. Laptop aldık beraber, oturduk. Dedim ki aga şimdi kıza sorular soracağım senin ağzından. Ee, o sorulardan kim olduğunu çıkartacağım. Bir şekilde bulacağız dedim. Sen dedim olayı bana bırak. Düşünüyorum işte ne yazsam, konuya nasıl girsem. Kıza mesaj atacağım. Ben atacağım çocuğun ağzından. Cemal dedi ki oğlum dedi biz niye böyle bir şey yapıyoruz dedi. Kanka sen niye böyle bir şey yapıyorsun dedi. Direkt dedi şey yapsana dedi. Hani ya senle buluşabilir miyiz? De bir buluşma ayarla. Git görüş ama ne gizli gizli araştırıyorsun dedi. Mantıklı dedim oğlum sen harbiden niye buluşmuyor ki bu kızla dedim. Yani niye niye böyle araştırma gereğinde bulunuyor dedim. Ya dedi ben çekingen insanım dedi. Şimdi iyi midir kötü müdür bilemem dedi. Bir de insanlar kendileri hakkında doğruları söylemiyor dedi. Ama dedi şimdi böyle deyince mantıklı da geldi aslında dedi. Ne yapalım o zaman dedi. Karar verdik. Tamam o zaman dedim beraber yazalım kıza. Sen de bir buluşma ayarlasın. Zaten belli olur buluşmaya gelip gelmediğinden. Tamam dedik. <laughs> kıza yazdım. Ne yapıyorsun? Oturuyorum film izliyorum sen ne yapıyorsun dedi. Ya dedim benim sana söylemek istediğim önemli bir şey var. Ama bunun için yüzü de söylemem gerekiyor. Biz daha önce hiç buluşmadık. Hem senle bir buluşmuş oluruz bir yemek yeriz. E, müsait olduğunda bir yemek yiyelim mi diye bir buluşma teklif ettik kıza. Kız görüldü attı bekledi. 2-3 dakika sonra yazdı dedi ki ya olur da dedi şu aralar çok yoğunum. Bu hafta olmaz bir dahaki hafta olur dedi. Hayda abi madem madem yalan söylüyor nasıl buluşmaya geliyor o zaman. O zaman dedik büyük ihtimalle kız e, bizim okulda okuyor ama kimse tanımıyor herhalde yani böyle düşündük. Sonra bu olay kapandı dava kapandı. Arasından 4 gün geçti. 4 gün sonra ben Instagram'da geziyorum böyle random takılıyorum tamam mı? Söyledikleri kız Buse diye bir kız. Bir tane Instagram profili gördüm. Gözüme takıldı böyle. Kızın adı Derya. Profil resmine baktım. Profili gizli. Sadece profil resmi gözüküyor. Salih'in bana gösterdiği kıza yani Buse'ye o kadar benziyor ki. Ya dedim bu kadar benzerlik olur mu? Allah Allah. Profiline de giremiyorum. İstek attım. İstek attım ki dedim en azından bir göreyim şunu. Benziyor mu benzemiyor mu çıkartayım. Ama kimseye de bir şey söylemiyorum yani. %100 emin değilim çünkü. Aradan 1,5-2 saat geçti. isteğimi kabul etti profiline bir girdim. Bana gösterdikleri kızla birebir aynısı. Hatta direkt o bir sürü resmi var. 30-40 tane resmi var, profil resmi var. Bizim okulda okuyor ama adı Derya. <laughs> Analitik ne oluyor lan falan o. Böyle durdum bir dakika. Ne oluyor lan dedim? Anasını harmadın yani. Bu nasıl iş yani? Herhalde dedim. Diğeri fake aman koyayım. En son dedim ki bu böyle olmayacak. Bizim tayfayı topladım. Gelin beyler, acil toplanmamız lazım. Önemli bir konu. E, geldiler. <laughs> ne göstereceğim dediler. Açtım. Bu ne dedim. Oğlum bu Buse dedi. Profilinde ne yazıyor? Derya. Ha. E ne, ne, ne oluyor şimdi? Nasıl yani? Aga dedi bu ne oğlum? Bir sürü resim var falan dedi. Baktı şöyle. Lan bu benim konuştuğum kız dedi. Hesap orijinal bir hesap. O zaman dedi benim konuştuğum kız fake mi dedi. Yani bir zahmet kanka yani. Büyük ihtimalle fake. Ama olur mu dedi bana. Ses attı dedi. Buluşmayı kabul etti. Buluşuyoruz. Buluşacağız. Nasıl olacak o zaman kız madem fake nasıl gelip buluşacak benimle? Dedim bilmiyorum valla o günü ve heyecanlanıyorum ya. O buluşma günü dedim ne olur bizi de götür ben dedim meraktan kudururum. Tamam dedi bir konuşun öyle tekrar dedim konuştular. Buluşma günü kesinleştirdiler. Evet abi haftaya kızla buluşuyor ama kız fake gibi duruyor. Başka bir hesap daha bulduk. Kıza çaktırmıyoruz bu arada söylemiyoruz. Dedik bir bekleyelim o zaman ne olacak abone koyayım. Konuştu anlaştı artık yaklaştı o buluşma günü. Ee, kız şey demiş zaten benim yanımda bir arkadaşım daha gelse olur mu demiş kız arkadaşı. Ee, Salih de tamam olur demiş benim de Arkadaşlarım var onlar da gelebilir mi demiş bize de Ayarladı beraber hep beraber gidip Buluşacağız ve ben meraktan böyle Kendimi öldüreceğim hani böyle Çıldıracağım böyle heyecandan öleceğim Yani <laughs> nasıl olacak ne olacak Falan derken gittik kafeye oturduk Bekliyoruz bunları gelsinler diye Aga dedim hiçbiriniz ağzınızdan bir şey kaçırmıyorsunuz Gelsinler önce bir otursunlar bir bekleyelim Cemal yani dedi ki alalım zaten başka biri Gelecek ne heyecanlanıyor o zaman aga dedi. Ben dedim belli olmaz kardeşim bekle. Bekledik. Tabi baktık iki kişi geliyor tamam mı? Kız doğru. Doğru amın. doğru kız geldi amına koyayım. Yanında biri daha var. Ee, o hani resim atmıştı ya o resimlerdeki yanındaki çirkin olan kız da geldi ama. Onunla geldi arkadaşlar demek ki. Sonra biz böyle bir göt olduk tamam mı? Annesi analitik nasıl oldu lan bu falan oldu. Hepimiz böyle şok oldu. Kız oturdu hepimiz ağzı açık böyle oturuyoruz. Buse sen gerçeksin. <laughs> böyle demedik de tabi hoş geldin bu sefer böyle el ele sıkıştık sıkıştık, tanıştık konuşmaya başladık dedik ki işte Salih dedi ki Cemal en yakın arkadaşım Bilal onun en yakın arkadaşı Bu ee, tanıştırayım Buse Buse'nin yanındaki kız Derya <laughs> what the fuck what the fuck ne o kızın adı Derya mı nasıl lan ee, arkadaşın adı Derya mı dedim evet dedi Derya ha, memnun oldum dedim İçimden şey diyorum annanesi kim ne oluyoruz amına koyayım. İçimden böyleyim böyle terliyorum falan böyle. Yani dedim iyi güzel isim evet. Konuşuldu, sohbet edildi. E Buse bayağı Buse amına koyayım yani bakıyoruz. Buse gerçekten de Buse yani. Derya farklı biri. Ben o zaman kafamdan yeni bir komple teorisi. Hemen dedim ki o zaman demek ki bu Derya denen urus bu bu sene fotoğraflarını almış kendine yeni bir fake hesap açmış büyük ihtimalle onun fake hesaplarından başka hesap kullanıyor acaba dedim bundan haberi var mı ben bunu düşünüyorum kafamdan bir yandan da hani Cemal'le falan böyle şey yapıyorum kaş göz yapıyorum en son Cemal dedi ki ya dedi bizim dedi Bilal önemli bir işimiz çıktı hadi hemen gidelim dedi acilen kalkalım dedi bize müsaade dedi arkadaşlar tanıştığımıza memnun olduk dedi Bilal gel biz gidelim dedi Gittik Cemal beni böyle hızlı hızlı götürüyor. Bilal ne oluyor amına koyayım dedi. Ne oluyor lan ne dönüyor lan burada dedi. Oğlum Buse gerçek aman agonim dedi Ayrıca dedi yanındaki kızın adı Derya'mış dedi Senin baktığın hesaptaki kız da Derya Ne oluyor lan burada dedi Şaşırdık şöyle bir fotoğraflarına falan girdik Tekrar baktık o kızın fotoğrafları falan da var Dedi ki Salih'i arayalım acil gelsin Salih'i aradık Salih çabuk gel kanka Burada bir şeyler oluyor Kızların yanında dedi kalk gel kanka Onları gönder. Salih kızları gönderdi. Bizim yanımıza doğru yola çıktı. Bekliyoruz işte gelsin diye geldi. Şöyle karşımızda dikildi. Ya bu ne anasını sikim ben hiçbir şey anlamadım dedi. Ne oluyor oğlum dedi. Yani çaktırmadım da bir şey de söylemedim dedi. Buse doğru da dedi. Yanındaki kız da onun attığı arka resimlerdeki onun arkadaşı da dedi. Bu senin hesap kim o zaman kanka? O mu fake o zaman dedi. Ben dedim bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Benim dedim arkadaşlardan bir tanesinin hesabını isteyeceğim Instagram'dan. Bu Derya denen kıza Mesaj atacağım kanka. Bu bu şekilde ortaya çıkar. Tamam amına koyayım dedi. At dedi. <laughs> Gittik işte başka bir bambaşka bir Instagram hesabından o benim ikinci bulduğum Instagram hesabına mesaj attık. Tanışmaya başladık, konuşmaya başladık. Bu olaylar bir hafta içerisinde oluyor. Kızla samimiyet kurmaya başladık o yeni aldığımız hesapta. Kızla sesli mesaj istedik. Şimdi dedik belli olacak. Sesli mesajın sesi, ikisinin de sesini tanıyorsun. Sesli mesajı kim atarsa olay burada ortaya çıkıyor. İkinci hesaptan ee, yani o benim ikinci bulduğum hesaptan. Sesli mesaj istedik. Bu senin sesi. Bu senin hesabından da bu senin sesi çıkıyor. O zaman dedik bu senin. İki tane hesabı var bu se o zaman. Kaşar amına koyayım burada. Bu hikayede bu se kaşar olmuş oluyor kardeşim. Bir tane daha Instagram hesabı var. What the fuck? Ben dedim sen en iyisi yüzde şamana koyayım. Niye iki tane Instagram hesabım var diye git bir sor dedim yani. Bu bu şekilde olacak gibi değil dedim. En son bizim çocuk böyle birazcık tribe falan girdi. Ya ben de bunu düzgün bir kız sanmıştım falan böyle triplere girdi falan. Aradan dedim ki ya dedim ee, buseye ayrı deryaya ayrı bir buluşma ayarlasak nasıl olur? Yani şöyle düşünün. Şimdi sen tekrar buseyle bir buluşma ayarla. Ben de o hani arkadaşın hesabını aldık ya yakışıklı bir çocuk profili. Biz de dedik yine buseyle aynı gün aynı saat bir buluşma ayarlasak ya da, aynı gün aynı saat çok belli olur dedik. Yani aynı güne denk gelen bir buluşma ayarlayalım. Bakalım ikisine birden kim gelecek amına koyayım. İkisinde de biz olalım o zaman. Oturu konuşuruz şahmat amana koyayım dedim. Kızla da, kızın da yüzüne tüküyoruz dedim. Tamam dedi. En son işte oturduk konuştuk. Mesaj attık buluşma mesajları. Buse kabul etti. Ee, şeyi Salih'i kabul etti. Tamam dedi buluşabiliriz. O çocuğu kabul etmediler. İkinci yazdığımız hesap var ya ondan kabul etmediler. Sonra telefon numarasını istedik. Yani ben telefon numarasını istedim o ikinci hesabın. Fake profilde. Verdi numarasını. Numara bu senin numarası değil. Başka bir numara. Başka bir kız vardı. Profilinde Eee... Zaten direkt resmini kaldırdı. Ben WhatsApp'tan yazınca direkt resmini kaldırdı. En son dedim ki kanka tamam buluşmaya biz de geliyoruz. Şimdi yani bunlar yine iki kişi geliyorlar buluşmaya, tamam mı? Masaya oturduk. <laughs> Beni çok güzel bir planım var. <laughs> Bunlar geldiler yine. Hoş geldin, hoş geldin derken. Telefonu çıkarttım. O bana verilen numarayı aradım. Buse var. O güzel olan kız. Bir de Derya var yanında. Çirkin olan kız. Derya'nın telefonu şallı. ay bi. Aa biri arıyor dedi. Açtı. Alo dedi. Ben böyle telefona bakıyorum. Bir ona bakıyorum. Açtı bir buna bakıyorum. Bir telefona bakıyorum. Şöyle telefonu tuttum yüzüne doğru. Bu numara senin mi dedim. Evet benim dedi. Benim numaram senden geziyor dedi. Instagramını açtım. Bu Instagram kimin Instagram'ı dedim. Derya utandı direkt kalktı. Arkadaşlar ben kalkıyorum dedi. Size başarılar dedi kalktı. Dedim dur otur ya bir dakika nereye gidiyorsun? Dur 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 dur. Dur bir dakika dur dur dur. Burada ne oluyor? Anlatın dedim burada ne oluyor? En son Derya böyle yüzü kızardı. Böyle gözleri doldu falan. Şimdi olay şu. Sıfırdan anlattılar. Derya bu senin arkadaşın. Tamam mı? Kendine yeni bir fake hesap açıyor. Ee, bu fake hesapta Salih'le konuşmaya başlıyor. ...o çirkin olan kız var ya... ...o aslında Buse... ...Buse o aslında... ...diğeri der ya... ...yer değişmişler... ...bizim çocukla konuşmaya başlıyor... ...çocuktan hoşlanmaya başlıyor... ...hoşlanınca... ...ee... ...kendisini şey diye tanıtıyor... ve Re, ...resim atıyor tamam mı... ...resim atmış bizim çocuğa... Resimde ...şimdi bizim çocukla da gitmiş... ...Buse'yi beğenmiş... ...hani güzel olan kızı beğenmiş... ...onu beğenince bu da hiç bozuntuya vermemiş... ...onun rps'ini yapmış... ...yani evet ben buyum... ...taklidi yapmış... ...sonra bunu kız arkadaşına söylüyor... En, en yakın arkadaşlarmış. Kanka ben böyle bir bok yedim. Ne olacak? Olay buradan patlak veriyor. İkisi de yer değişmiş. Buse aslında Buse değil. Derya derya değil ama birbirleriler aslında. Olayın sonunda dediler. Peki olayı nasıl çözeceğiz? bizim Salih dedi ki arkadaşlar bu iş beni aşar dedi ben zaten dürüst insanlar istiyordum hayatımda dedi yaptığınız oyunu hiç beğenmedim dedi ben dedi bu ilişkiyi zaten onaylamıyorum dedi ee, Cemal falan böyle oturdu güldü falan vay amına koyayım falan kız üzülüyordu en son gittim o derya dedikleri çirkin olan kızın yanına gittim dedim bak bunlar doğru şeyler değil o şeyler değil böyle yapma bak sonra sen üzülüyorsun ben dedim Tamam böyle bir şey oldu ama bir daha olmasın dedim en azından. Ee, baktık, hesapladık, gördük. Harbiden de bizim okulda okuyorlar ama... hani Bizim okulda okuyan kız o çirkin olan kız. Onu da herkes tanıyor aslında. Ee, onu sormadıkları için ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmayınca bu olay böyle kapanıyor gidiyor. Kızı teselli ediyoruz. Ee, kız bayağı bir Salih'in peşinden falan koşuyor da. Salih bitirdi işi direkt. Belki Buse onunla görüşseydi, ona birazcık yüz verseydi. Buse ile sevgili olabilirdi ama... Ona da güvenci kalmadı. Olay böyle kapandı gitti. Evet beyler yani. Buraya kadar izlediniz. Sizin ben amınıza koyayım bak. 100 bin abone olacağız. Hala like ve yorum atmıyorsunuz yani. Neyse sizleri seviyorum. Bu olay da bu kadardı. 100 bin aboneye az kaldı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız efendim. Kendinize iyi bakın.